buradan gazımız geliyor. Ana giriş oramızı şu arkada gördüğünüz. Ana dağıtım hatlarında kullandığımız polietilen borular ve bunların içerisinde 4 bar basınçta gaz geliyor. Polietilen kaynak nasıl yapılır onu öğrendim. Bu işte ilerlemek istiyorum. Allah nasip ederse İktaş'ta da çalışmak isterim. Program kapsamında lise öğrencileri İGDAŞ'ın çeşitli birimlerinde teknik eğitimlere katılıyor. Onları yarın çalışacakları, katkı sunacakları yerlerde, iş yerlerinde ki bunların başında İGDAŞ'ta geliyor. Dolayısıyla buralarda yetişmeleri, önceden tanımaları için tanıştırmayı hedefliyoruz. Programımız 16 liseyi, mesleki ve teknik liseyi içeriyor. İstanbul'da çünkü bu alanda 16 tane var. Tamamını alalım dedik. Çalışmak isterim ileride yani iyi bir konumda. İGDAŞ çok büyük bir şirket. Yani çok etkilendim yani ondan. Öğrencilere şu anda yer altındaki gaz hattının evlere nasıl ulaştırıldığı anlatılıyor. Çok etkili geçti. Yeni bilgiler kazandık. Ek bilgiler okulumuzda yararlı olabilecek, ileride işimize yarayacak bilgiler kazandık. Nasıl boru kaynak yapıldığını ve evlere nasıl dağıttığını öğrendik. Doğal gaz borularına dikkat ettim. Oradaki eğitim alanlarında da her şeyi gördüm, öğrendim. Meslekleriyle alakalı bir farkındalık oluşturmak ve prosesimizin nasıl olduğunu, arkadaşların ilerideki yaşamlarında bir vizyon oluşturması açısından nasıl şeylerle karşılaşacaklarını düşünerek prosesimizi arkadaşlara anlattık. Sokaktan eve doğalgaz nasıl gelir? Evde doğalgaz kaçağıyla ilgili bir sıkıntı olduğunda yapması gerekenler nelerdir? Bununla ilgili bir takım bilgiler verdik. 30 Mayıs itibariyle başladık. 16 Haziran'a kadar sürecek bir eğitim sürecimiz var. Bir sonraki dönemde de kalan 10 okulumuz için ilk faz dediğimiz İGDAŞ'ta işbaşı eğitim kısmını tamamlayacağız. Sonraki süreçte de ikinci fazları yerine getireceğiz.